Selamünaleyküm arkadaşlar. Göztepe Galatasaray maçına gidelim. Maçtan sonra sıcağı sıcağına bir sohbet yapmıştık ama orada zaman darlığı nedeniyle yeteri kadar ayrıntılara girememiştik. Şimdi dilerseniz ayrıntılara girelim. Güzel, keyifli, on numara bir sohbet yapalım. Önce şu skoru ekrana bir getirelim arkadaşlar. Ekrana getirdik. Gördüğünüz üzere Galatasaray'ın burada aldığı net, güzel bir galibiyet var. Galatasaray için Göztepe maçının nedenini zor geçeceğini zaten hepimiz biliyorduk. Kaldı ki İzmir'de müthiş de bir seyirci coşkusu vardı. Göztepe taraftarı stadı doldurmuş. 20 bin kişinin desteğini de arkasına almıştı Göztepe. Göztepe'nin altlarda olduğuna da bakmayın. İyi ve güçlü bir takım. İyi top oynuyor, etkili top oynuyor. Hal böyle olunca arkadaşlar Galatasaray için maçın zorluk derecesi bir kat daha artmıştı. Hatta şunu söyleyebilirim. İstanbul'da Galatasaray'ın işte Trabzon'la ya da Kayseri'yle ya da Kasımpaşa'yla oynadığı maçtan çok 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 daha zorlu bir maçtı bu İzmir'deki Göztepe maçı. Ama öyle ya da böyle tüm olumsuz koşullara rağmen, ki o olumsuz koşulların ne olduğuna dair hadi bir fotoğraf paylaşalım. İşte olumsuz koşulların ne olduğuna dair paylaşacağım fotoğraf bu ve bunun diğer kareleri. Bunu hatırladınız. Bir defa bunlar hiç boş durmadılar. Galatasaraylı olarak bilinen Galatasaray'ın kaptanı, işte kapının önüne konulmuş olan eski teknik direktörü vesaire. Bunlar maçtan bir gün önce kakari kukuri makara mı derler, ne derlerse öyle bir takım işte eğlence meylence yaptılar. Sonra eğlenceden bu fotoğrafları çektirler. Sonra da abi çektikleri bu fotoğrafları paylaştılar. Paylaştılar arkadaşlar. Bu ya, bu olacak iş değil. Ya maç günü bu fotoğraf paylaşılır mı? Bundan önceki sohbetimde var. Şimdi oralara girmeyeceğiz arkadaşlar. Ama bu fotoğraf paylaşıldı. Beklenti neydi? Beklenti Galatasaray kaybetsin İzmir'de. Yani inşallah kaybeder herhalde. Öyle bekliyorlardı. O olmadı. Olmadığı için de arkadaşlar bu hani şu fotoğrafı tekrar paylaşalım. Bu fotoğraf bakın kapak olduğu için böyle bir araya getirildi ve sizlere tekrar gösteriyorum. Kapak. O kişilere, Galatasaray'ın yenilgisini bekleyen kişiler kimlerse onlara kapak oldu. Maç öncesi de böyle eski teknik direktörle Galatasaray'ın halen kaptanı durumunda olan kişinin böyle fotoğraf vermesi ne ben çok tepki gösterdim, çok öfkelendim. İşte onlara da bu fotoğraf kapak oldu. Arkadaşlar bu arada tabii Gomis'in de hakkını yemeyelim. Onu da maçın hemen gerçi maçın sohbetini yapacağız ama ileriki dakikalarda söyleyeceğim ama Gomis bu maçın ilk 11'inde değildi. İlk 11'inde Mustafa Muhammed vardı. Ve bu arada onu biraz sonra verelim. Şimdi girmeyelim o konuya. Neyse arkadaşlar, Galatasaray için zorluk derecesi yüksek olan bir maçtı. Galatasaray daha maçın başında 3. dakikada yanılmıyorsam attığı golle Neyson'la 1-0 öne geçti. Bir takımın defansında oynayan futbolcunun ne kadar etkili olabileceğini, skora katkı vereceğini düşünün arkadaşlar. İşte Mustafa Muhammed etkili bir şekilde güzel bir kafa pasıyla gol pozisyonuna soktu Neyson'u. O da golü attı. Galatasaray 1-0 öne geçti. Hemen bir maçın kısa özetini yapıyoruz. Sonra arka arkaya Göztepe kazandığı penaltılarla skoru 2-1'e getirdi. Bak, 2 penaltı kazandı Göztepe. Skor 2-1'e geldi. Ondan sonraki dakikalarda Galatasaray işte oyuna ağırlığını koydu. Gomis'in de tekrar oyuna girmesiyle vesaire işin şekli değişti. Bu defa 3 penaltı Galatasaray kazandı ama birini önce hakem verdi, sonra VAR'a gitti, iptal etti. 2 penaltı Galatasaray kazandı. Yani 2-1 Göztepe öndeyken 3-2 Galatasaray Gomis'in attığı 2 penaltı golüyle öne geçti. Ve nihayet arkadaşlar Gomis de geri döndü. Dönüşünü bu şekilde güzel fotoğraflarla, bu yürüyüşlerle, bu hırsla, bu istekle, bu coşkuyla kutladı. Bazıları biraz önce işte o sarmaş dolaş fotoğraflarını verirken, yani şu fotoğrafı verirken
Ve de altta o Halil Dervişoğlu Galatasaray 3. Gol için penaltı kazandığında kulübede böyle hiç tepki göstermeyen, oturan, üzülen, adeta kahrolan, yıkılan bir arkadaş. Şimdi onu da geçiyoruz arkadaşlar. Galatasaray neticede Gomis'in attığı 2 penaltı golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Ki o 20 bin taraftarı önünde Göztepe içinde hayati önem taşıyan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Bu galibiyetin manası nedir arkadaşlar? Bir takım puşlar, Galatasaray düşmanı, hainler, bu kişiler kahroldular, yıkıldılar, üzüldüler, perişan oldular. Sürekli sosyal medyada aleyhte yazılar yapan, yazan, yorumlar yapan bir takım tipler kahroldular. Önce Galatasaray 1-0 galipken fazla sesleri çıkmıyordu. 2 penaltı golüyle Galatasaray geri düşünce bu defa başladılar torrente yüklenmeye. İşte git defol, sen hoca değilsin ki, adam otelden çıkıyor, maça gidiyor Göztepe stadına. Orada hocaya protesto ediliyor. Yazık, günahtır ya. Hocanın ne kabahati var? Profesyonel olarak gelmiş, kendisine bir görev verilmiş. Yani adam ilk Hatay maçından itibaren hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde maça çıkamadı. Niye? Sürekli protesto. Ha işte yok Hatay Kasımpaşa Trabzon maçından sonra gidecek. Olmadı yok Kayseri Göztepe maçından sonra gidecek. Sürekli adama her gün, her saat, her dakika ömür biçtiler. Bunların ne olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Hocanın yanlışları, eksikleri, şimdi biraz oraya geleceğiz. Onları konuşuruz ama bu adam da sağlıklı bir şekilde sahaya hiçbir zaman çıkamadı arkadaşım. Ve adamın şu kadronun oluşmasında sadece işte ara transferde Pulgar, Gomis, kaleci Peña'nın gelmiş olması var. Onun dışında bu kadroyu kim kurdu arkadaşlar? Kim enkaz haline getirdi? Kim enkaz haline getirdiyse o kurdu. Galatasaray'ın şampiyonluk iddialarını daha Kasım ayında kim bitirdiyse o kurdu bu kadroyu. Pardon. Galatasaray'ın Ocak ayında kupadan elenmesine kim neden olduysa kadroyu o kurdu arkadaşım. Galatasaray ikinci yarıya Giresun maçıyla Ali Samiye Nef Stadyumu'nda yenilgiyle başlarken o yenilgiyi kim aldırdıysa o kurdu bu kadroyu. Niye getirip faturayı dönüp dolaşıp torrente kesiyoruz? Yazık, günah değil mi? Bu adamlık mı? Bu insanlık mı? Efendim oynarken işte hata yapmış, oyuncu değiştirmekte geç kalmış. Yok efendim topa bilmem ne kadar sahipken, yok ne kadar pas yapılırken. İyi güzel efendiler. Peki güzel, Galatasaray bir zamanlar kendi yarı sahasında topu değiştirirken, al yana, ver geriye, ver kaleciye yaparken, işte topa sahip olma oranını bilmem nereye çıkardığı zaman, maçın sonuna baktığınız zaman mağlupsun. Ne var, top bizde kaldı. Oyunun hakimi bizdik. Yok geçiş oyunlarında şunu yaptık, bunu yaptık. Cart da cört. Biz de yiyoruz bunları. Tabii keriziz ya. Yiyeceğiz. Efendim Galatasaray işte topa bilmem ne kadar sahip oluyormuş. Peki sahip oluyordun da rakip kalede korner atmadan maç bitiriyordun. Bir tane, iki tane kornerle. Duran topun yok, onun yok, bunun yok. Rakip kaleye etkili bir hücumun yok. Hiçbir şeyin yok. Var mıydı? Ne var? Topa sahip oldun. Ya Galatasaray abi, bakın bak, Hatay maçı dahil Kasımpaşa, Trabzon, Kayseri maçlarında rakip kaleye dalga dalga gitti. Yağmur gibi gitti. Atamadı, attı, o oldu, bu oldu. Tamam, tartışalım. Hoca oyuncu değiştirmekte geç kaldı. Ama şunu bilin ki arkadaşlar, enkaz haline getirilmiş olan bu kadrodan, bu geniş kadrodan hangi 11 sahaya çıkarsa eleştirilecek. Al birini vur diğerine. Çünkü kadro güçlü, kadro yetenekli ama çöp haline getirildi. Şimdi çöp haline getirilmeyenlerin bir bölümü de sonradan bu değişim olduktan sonra kafası karıştırıldı. İşte kaptan, görüyorsunuz adam gidiyor çok önemli maç günü gönderilmiş olan bir teknik direktörle fotoğraf çektiriyor. Ya da en önemli bir oyuncu, hocanın sahaya sürdüğü, gol umudu olarak sahaya sürdüğü oyuncu kazanılan penaltıya sevinmiyor. Oturuyor kulübede. Yanında kimse yok. Herkes seviniyor. Galatasaray penaltı kazandı diye herkes birbirine sarılıyor. Maç 2-2 atılırsa Galatasaray 3-2 kazanacak. Adam üzüntüden adeta kahroluyor. Şimdi bu tabloları görünce ne diyeceğiz arkadaşlar? Niye biz torrente saracağız? Ne olacak?
Torrent istifa, Torrent. Adam yazıyor. Bu maçın sonucu ne olursa olsun. Maç 2-2'ye geldi. Bu defa yazıyor. Kıvırıyorlar. Malumken göndermek kolay. Göndereceksin, gideceksin, caizsin. Bu işi bilmiyorsun. Bilmiyorsun dediklerinin hiçbirini şimdi arkasından ağıtlar yaktıkları hocaya söyleyememişler. Yememiş dübürleri çünkü. Yemez. Ve o bunun 100 katını, 1000 katını yapmış. Geç kaldı diyor oyuncu değiştirmekte. Ulan adam 90+2'lerde 90+3'lerde değiştiriyordu. Konya'da Galatasaray 4-2 mağlupken 90+6'da oyuncu değiştirdi ya. 2 tane hem de. Neyi konuşuyoruz? Neyi tartışıyoruz? Rakip kalede korner atmadan maç bitirmişsin. Rakip kalenin nerede olduğunu unutmuşsun. Kendi yarı sahanda saldım çayıra Mevlam Kayra futbolu. Geriye kaleciye yana. Ne var? Top bende kaldı. Oyunun hakimi bizdik. Milletin gözünün içine baka baka biz harika oynadık, süper oynadık, şöyle oynadık, böyle oynadık diyen teknik direktör kim abi? Torrent mi? Torrent şu anda ne söylese haklıdır. Ya ilk defa Galatasaray'ın oynadığı futboldan gol de yiyebilir, kaybedebilir. O olur, bu olur. Ama kabul edelim ki Galatasaray rakip kaleye gitti. Heyecan verdi kardeşim. Ha bazı hainler de diyor ki, efendim diyor, dua edin Mete Kalkavan'a, dua edin Arda kardeşlere. Niye? Efendim penaltı vermişler. Ha demek ki eski maçlarda da olduğu gibi işte Hatay'da olduğu gibi ne bileyim Trabzon maçında olduğu gibi hatırlayın Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'da aldı topu ceza sahası dışına eliyle çıkardı. O maçlarda olduğu gibi %100 penaltılar verilmesin. Sanki Fenerbahçe 2 penaltıyla kazanmadı bu hafta. Daha onun gibi neler konuşulabilecek. Ya Adana Demirspor 2 mi 3 penaltı kazandı Gaziantep'te. Onlar konuşulmaz. Ve Galatasaraylı olan hainler diyor ki efendim diyor Arda kardeşlerle Mete Kalkavan diyor. Ya adamın ayağına basmışlar ama eskiden vermedikleri için. Bunlar diyor ki verilmesin istemiyor adam Galatasaraylıyım diyor. Ama o penaltının verilmesine kahroluyor. Galatasaraylı tıpkı futbolcu olan Halil gibi üzülüyor. Niye bu penaltı veriliyor diyor. Şimdi abi bu kadar negatif bir düşünce diyelim. Ha çok ağır konuşacağım da girmek istemiyorum o tarafa. Olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Ondan sonra biz ne yapıyoruz abi? Çullanıyoruz şeye. Vur anasını satayım Torrent'e. Torrent gitsin. Diyor bu maçın sonucu ne olursa olsun. Torrent gitmeli. Kimsin lan sen? Kimsin? Nesin? Cahil Cüheyli herif. Gitmeliymiş. Bir takım çulsuz herifler, çapsız herifler oralara buralara televizyonlara atmışlar kapağı. Abi olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Yazık, günah. Zarfçı bunlar, zarfçı. Ha zarfçı deyince arkadaşlar. Bakın şimdi bu ben Halil'i söyledim. Derhal gönderilmeli. Hemen mukavelesi feshedilmeli. Arda Turan hemen mukavelesi feshedilmeli. Galatasaray'a tiyatrodan öyle ya da böyle ne kadar verdiğini bilmiyorum. Amatör şubelere sponsor olan bir adam var. Nedir? Azapan mı? Ne bilmiyorum. Azap mıdır? Azapan mıdır? Neyse. Abi derhal onunla bütün ilişkiyi kesmek lazım. O adamı Flora'ya sokmamak lazım. Bakın. Olacak iş değil ya. Yok ona buna plaketler, yok bilmem neler, yok bir takım abidik gubidik işler, ona buna sponsorluklar falan. Bakın orada da yanlış işler oluyor. Olmasın, olmasın. Arkadaşlar asıl olan Galatasaray'dır. Burak Elmas'ın yapması gereken bunlar. Bu adamları derhal temizlemeli. Futbolcu, yönetici, profesyonel kim varsa. Belki eskiden kalma içeride. Hala üçkağıtçılık yapan profesyoneller var. Hepsi temizlenmeli. Arkadaşım ben şunu söylüyorum. Florya'nın çimcisine kadar hepsini değiştireceksin. Hepsini değiştireceksin. Ne bu ya? Ne bu ya? Böyle Yağma Hasan'ın böreği var mı ya? Galatasaray sayesinde zengin olun. Kazanın anasını satayım. Ondan sonra şimdi neyi eleştiriyor adam? Vay efendim Galatasaray'a sportif direktör bilmem kim olur muymuş? Vay efendim öbür Luis Campos nasıl danışman olurmuş? Vay efendim bu daha önce menajerlik yapıyordu. Yok öbürü. Peki kardeşim Galatasaray'da transferleri bugüne kadar kim yapıyordu? He? Galatasaray'da idari işleri kim? İşte adına Fahri mi ne diyorlardı birisi. Şükrü bilmem ne Kaytaz kaymaz mı? Şükrü kayar mı? Neyse işte o. Ondan sonra Mert bilmem ne. Adam sen tercüman mısın? Menajer misin lan? Daha başka isimler var da oralara girmeyelim şimdi. Ne olacak şimdi? Bakın arkadaşlar nerelerden nerelere geliyoruz. Galatasaray ilk defa çağdaş Avrupa'yı anlamda bir yönetim şekline giriyor.
İdari, teknik, taktik vesaire bilmem neler, sahada bir şeyler yapılıyor, takım iki, günde iki antrenman yapıyor, çalışıyor, bir sistem oturtulmaya çalışılıyor. Galatasaray'da değerli, hak edilen futbolculara forma veriliyor, Galatasaray futbol oynuyor, Saldım Çayır'a, Mevrem Kayır'a futbolu gitmiş, geriye kaleciye, al işte biz Mustera, evet göklere çıkardığımız Mustera. Nerede? Şimdi sen bu Penya'yı nasıl keseceksin de kaleyi Mustera'ya vereceksin? Şimdi böyle hikaye başlayacak. Mustera kaleye geçiyor. Göztepe maçında bile kadroya koyanlar vardı ya. Utanmadan, sıkılmadan. Pulgar. Pulgar'a sallıyorlar. Ona sallıyorlar. Buna sallıyorlar. Niye sallıyorsunuz kardeşim adamlara? Niye? Niye? Ne istiyorsunuz? Bugün Pulgar olsun. Al seni işte Göztepe'de iki tane o dakikada o iki penaltıyı atmak kolay iş mi? Soğukkanlılık isteyen, tecrübe isteyen bir iş değil mi? Abi ne yaptı? Gomis çıktı. O iki tane penaltıyı attı. Verilen para devede kulak, daha beş kuruş verilmedi. Oynarsa verilecek. İşte bir buçuk yıl içerisinde. Pulgar'a para mı verdin? Kaleciye para mı verdin? Ama eski anlayış olsaydı sen oraya bir 6 numara getirecektin. Bir tane Galatasaray'a bir Getson kazığı atacaklardı. 15 milyon euro. En az 15 milyon Galatasaray'a haşırt olacaktı. Bir aralardan bir iki tane daha çıkardı. Galatasaray Ocak ayında 20 milyon euro içeri giderdi. Şimdi bir kuruş gitmedi arkadaşlar. Bir kuruş gitmedi ya. Böyle güzellik var mı? Ama kimse bunu görmez. Ağlarlar, ağıt yakarlar. Hadi lan oradan, hadi oradan. Şimdi gelelim şu Torrent meselesine. Ben Torrent'i abi öyle tuttuğum falan filan değil. Torrent bir şekilde işte Avrupa'yı düzeyde yardımcılık yapmış. O olmuş, bu olmuş ama bizimkilerden daha iyi olduğu kesin. Ama adam bir rahat hani kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamadı bir defa. Sürekli vur vur vur, tepesine bin. Aynısını biz zamanda şeye de yaptık, Tudor'a da yaptık. Lucescu'ya bir dönem yaptık çünkü o zaman yapanlardan biri de bendim tabii. Maalesef bu Fatih Terim yüzünden arkasında duralım. Aman efsane, aman işte kestane, mestane, o dava. Arkadaşlar şimdi Galatasaray şöyle bir şey var, değişim tablosu var. Bunu göstereyim size. Sahaya sürülen 11. Ben şunu söylüyorum, yine tekrar edeyim. Şu kadronun içerisinden sahaya hangi 11'i sürerseniz sürün, hangi oyuncu değişimini yaparsanız yapın, elinde sonunda hepsi eleştirilecek düzeyde. Çünkü Galatasaray böyle bir enkaz haline getirildiği için. İşte diyor ki Babel niye oynadı, Halil niye oynadı, Kerem o dakikaya kadar oyunda tutulur muydu? Doğru. Şimdi abi değişikliklere baktığımız zaman 61, şimdi bakın dakikaları ben söyleyeceğim. Yukarıda girenler, çıkanlar, aşağıda da şeyler var. Bakın dakikaları falan var. Geç kaldı diyorlar. 61. dakikada iki oyuncu birden değişmiş arkadaşlar. Pulgar ile Halil çıkmış. Yerlerine de Berkan ile Çikirdao girmiş. 61'de olmuş bu değişiklikler. Sonraki değişiklik Emre Kılınç girmiş oyuna. 73. dakikada. 73. dakikada da Babel çıkmış. Babel etkili ya da değil. Onu tartışmıyorum. Ama sonuç itibariyle Babel'e eminim bir görev verilmiş. Öyle ya da böyle iyi niyetle en azından profesyonel olarak ihanet etmeden o görevi yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi bütün bunlar olurken arkadaşlar Gomis'in tabii oyuna diyorlar ya Gomis geç girdi, meç girdi diye. Hiç ayrı olabilir. Gomis daha erken girebilirdi. Ha şunu söyleyebiliriz. Ya Gomis girdiğinde Muhammed Mustafa mı çıkmalı? Doğru, Muhammed Mustafa çıkmayabilirdi. Hiç önemli değil. 73. dakikada Muhammed Mustafa çıkmış. 73. dakikada Gomis oyuna giriyor. Burada geç kalınmış olabilir. Daha erken bir 10 dakika, 15 dakika bu erken olabilirdi. Hocanın bu anlamda sahaya hakim oluşu, olmayışı, verdiği taktik vesaire, bunlar tartışılabilir. Ben bunları tartışmıyorum. Oyuncu tercihleri her durumda değişiklikler, şunlar bunlar. Ama adam hiç olmazsa 90+2'lerde, 90+3'lerde yapmıyor. Ya düşünün Rize'de, ya diyeceksiniz ki Rize'de Cagne ile Morutan 90+2'de girdi. Gol attılar, Galatasaray kazandı. Güldürmeyin beni. Bunları da söyleyenler var tabii. Şimdi böyle bir tablodan arkadaşlar gelelim şu gazete başlıklarına. İşte ne diyorlar? Galatasaray bir gün önce diyorlardı Galatasaray için tarihi maç, kritik maç falan. Ne olacak? Kaybetsen ne olacak? Galatasaray küme mi düşecek? Ben o zaman da söylemiştim. Galatasaray 55 puanın üstünde ligi bitirir. Göreceksiniz. Penaltı düellosu aslanın.
Şimdi burada penaltı düellosu dendiği zaman hemen söylemek istiyorum. Göztepe 2 penaltı kazanıyor. Göztepe'nin kel kafalı bir teknik direktörü var. Bizim penaltılarımız %100 penaltı. Ama Galatasaray'ın kazandığı penaltılar tartışılır. Hadi ya. Nasıl seninkiler tartışılır? Hele ikincisi. O Atınç mıdır, Katınç mıdır var ya Beşiktaşlı. Vay, 2 penaltı ile kaybetmek çok zor. Peki kardeşim, sen 2 penaltı ile öne geçtin. Geçen sene yaptırdığın penaltı ile Beşiktaş'ı şampiyon yaptın. Kimse bir şey söyledi mi? Yok. Aslan Kral'ın dönüşü. Fotoğrafta tabii ki Gomis var arkadaşlar. Aslan Kral'ın dönüşü. Helal olsun. Bu yaşta bu hırs, bu istek, bu arzu. Ha, geç değiştirildi. Ama Gomis'ten şunu görüyoruz ki 90 dakika değil ama bir tek devre, yarım saat mutlaka ve mutlaka sonuna kadar yararlanılacaktır. Kral olaya el koydu. Evet, kral olaya el koydu. Penaltı atmak kolay mı zannediyorsunuz siz? O dakikada, o skor anında. Kolay değil abi. Herkesin eli ayağı titrer. Ha, varoluş. VAR'a gönderme yapmışlar. Varoluş demişler. Tabii yine Gomis'in fotoğrafı. O güzel gol sevinci var. Özlemiştik. Keyifle bunu gördük. VAR görevini yaptı arkadaşlar. Helal olsun. Mete Kalkovan'ın çok eleştirdiği, Arda kardeşlerin çok eleştirdiği maçlar oldu. Ama bu defa görevlerini yaptıkları için. Zaten her maçta görevlerini yapmaları lazım. Ama yapmadıkları zaman da anlatıyorduk. Arda kardeşlerin yediği haltları ya da Mete Kalkovan'ın yediği haltları. Ama o Galatasaray'ın kazandığı 3. penaltı Emre Kılınç'ın arkadan ayağına basılmasını görmezlerdi. Gördü. Gördü. Görmesi lazım. Yine burada böyle Gomis'li harika bir fotoğraf var. Güzel bir fotoğraf. Gomis duruma el koydu. Evet. Aynen böyle arkadaşlar. Gomis duruma el koydu. Şimdi bir tane yazar denen bir tip çıkmış. Mucizeye aldanma. Neymiş efendim? Şeyi torrenti yolla diyor. Bu yazar. Akıl veriyor. La sana ne? Sana ne? He? Mucize. Nesi mucize? Adam 2 penaltı kazandığı zaman o mucize olmuyor da Galatasaray 2 penaltıyla kazandığı zaman adam yapmış penaltıyı. Ömer Bayram yaptığında, Taylan yaptığında mucize olmuyor. He? Ama onlar olduğunda mucize. İşte adamın gol sevinci kardeş. Harika. Helal olsun ya. Özlediğimiz ama bu Gomis'i o zaman göndermeselerdi bu Gomis Galatasaray'a belki 2 şampiyonluk daha fazla getirirdi. Belki de abicim ne olurdu? 50-60 milyon euro borca girmekten kurtulurdun. Ve yine Gomis'li görüntü, Gomis'li fotoğraf. Korku filmi mutlu bitti. Ne neresiydi korku filmi? Ben onu anlamadım. Galatasaray küme düşecek diye bekliyorlardı ya. Burada da biri işte taktik değişti, sonuç geldi demiş. Taktik falan değil, hamleler yapıldı. Galatasaray maçı çok istedi. Öyle ya da böyle maçı kazandı. Burada ne var? Aslan Kral'ın dönüşü demişler. Evet, doğru. Aslan Kral harbiden aslan da döndü, kralı da döndü. Sapına kadar adam 29 golle gol kralı oldu. Adamı gönderdiler ya eften püften sebeplerle oralara başka adamlar almak için. Galatasaray'ı enkaz haline getirmek için. Şimdi torrente vuruyoruz. Ne oldu? Herkesin elinde patladı. Torrent gidecek. Nah gidecek. Nereye gidecek? Ha, Mayıs ayı gelir. O zamana kadar bakarız. Artılarına, eksilerine bakarız. Yanlış mı? Gelecek için ne olacak, ne olmayacak? Onlara bakarız abi. Bakarız. O ayrı dava. İşte yine böyle Berkan'la beraber gol sevincini yaşıyor. O da yaşıyor. Bunları yaşamak lazım. İşte Cimbom'un hasreti dindi. Evet, hasreti dindi. Öyle ya da böyle her türlü şanssızlık, her türlü puştuk vardı. Bitti. Öyle oldu. Böyle oldu. Kral kükledi. Galatasaray kazandı. Tabii ki. Ne abi penaltı? Penaltı maça dahil değil mi? Göztepe'nin penaltıları maça dahil ama Galatasaray'ınkiler dahil değil. Öyle ya. Galatasaray'a herkes vuracak. Zaten kendi Galatasaray'ın hani evlatları dediğimiz baştaki fotoğrafları gördünüz. Onlar mağlubiyet bekliyorlar. Daha Galatasaray yenilsin. Torrent gitsin. O olsun. Torrent'in bir yere falan gideceği. Bırakın. Huzur verin ya. Huzur verin. Düşün bir Galatasaray'ın yakasında. Düello aslanın. Doğru. Ortada bir düello vardı resmen. Penaltı düellosu. Hakem onu da gel çaldı. Bunu da çaldı. Dengeli de yönetti. Demek ki neymiş abi? Dengeli yönetilirse, adam gibi yönetilirse maçı kazanabiliyorsun. Aslan Kral geri döndü diye yine güzel bir başlık var. O bu başlıklar bunun gibi başlıklar.
atıldı. Burada tabii Torrent'in çok güzel oldu diye bir şeyi var. VAR gecesinde Galatasaray VAR oldu diye bir tanesi böyle. Galatasaray VAR oldu diye bir şey yok abi. Olmayan bir şey mi verildi? Galatasaray'a olmayan bir şey mi verildi? Hayır. Hayır, Galatasaray kazanması gereken maçı işte kabustan zafere. Herkes kendine göre bir yol tutturmuş. Başlıklar atılmış. Atılacak diyecek de bir şey yok. Ama biz tekrar döndüğümüz vakit, şimdi fotoğraf önüme geldi. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Galatasaray penaltı kazandığı zaman kulübede oturan, sevinmeyen adamları unutmayacağız. Başa döndüğümüz zaman, o baştaki fotoğraflara gittiğimiz zaman da bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Bu görüntüleri de unutmayacağız. Bu böyle kapak oluyor işte. Bakın bu var ya, bu kapak. Kapak, kapak. Sapına kadar kapak. Ha, birilerine kapak. Gördünüz mü? Aynen böyle. Bakın arkadaşlar, kapak kapak. Kapak oldu birilerine. Olması gerekiyor. Yazıktır ya. Torrent'i neyini eleştiriyoruz? Torrent hata yapmış olabilir. Oyunu yeteri kadar okuyamamış olabilir. Ama oyuncu değişikliklerine bakıyorsunuz. Çok da geç değil arkadaşlar. Evet, Gomis geç girdi. Tamam, bir 10 dakika erken girebilirdi. Veya Gomis girdiğinde Muhammed Mustafa çıkmayabilirdi. Veya ne bileyim işte Babel Halil tercihleri yapılmayabilirdi. Bunları da hoca zaman içerisinde görecek. Ne yapacak abi? Kolay mı? Bazı şeyleri anlatmak, göstermek kolay mı zannediyorsunuz? Hainlik zirve yapmış abi. Galatasaray'da hainlik zirve yapmış. Herkes bir taraftan çakıyor. Herkes bir taraftan geçiriyor. Hoca yani nereden, ne zaman bir tokat geleceğinin farkında bile değil ya. Bu adam yabancı sonuçta. Keşke yanında şöyle Cevval, Cebbar, kimsenin etkisinde kalmayacak bir yerli olsa. O da yok. Öbür taraftan işte sportif direktöre geçirmeler, Luis Campos'a danışmana geçirmeler. Herkes abi birilerinin kayığına su taşıyor. Ya aslı olan Galatasaray'dır. El alemin oturmuş insanların onun bunun değirmenine su taşımanın kimseye ne faydası olacak? Galatasaray'a zarar olur. Biraz sabredin. Oturun dübürünüzün üstüne. Bu Galatasaray gerçekten iyi şeyler yapacak. Kalede iyi bir kaleci var. Defans yerli yerince oturuyor. Bakın Omar tercihini yaptı. Kötü mü yaptı? Oraya bir tane oyuncu alacaktınız. Bilmem kaç milyon verecektiniz. Muhtemelen alacaklardı. Şu Göztepe'nin kalecisine 45 milyon verdiriyordu arkadaş. Adanalı olduğu için. Yazıktır. Galatasaray var ya arkadaşlar, sadece şu Ocak transfer döneminde en az 25-30 milyon borca girmekten kurtuldu. Bedava bedava oyuncular aldı. Pulgar kötü mü? Kaleci öyle, Gomis öyle. Hangisini anlatayım? Oynadığı zaman Semih de faydalı olacak. Ve Galatasaray bir yerlere varacak. Ama Galatasaray'daki bir takım üçkağıtçıların, hainlerin artık seslerinin çıkmaması lazım. Çekilin inlerinize, defolun gidin, düşün Galatasaray'ın yakasından. Bırakın, Torrent'i de rahat bırakın, hoca şeyi de, başkanı da rahat bırakın. Mayıs ayı geldiğinde herkes hesabını verir. Ben de eleştiriyorum Torrent'i. Eğer varsa bir takım yanlışlıkları söyleriz. Halil'in ne işi var takımda? Babel bir yere kadar, ondan sonra Emre Kılıç veya öbürü. Kerem o dakikaya kadar tutulmamalıydı. Etkisizdi. Ama iki şey düşünebilirsiniz. Kerem çok havalandı, her şeyi kendi yapacak. Veya adam bugüne kadar Galatasaray'ı öyle ya da böyle taşıdı, yoruldu. Bunu da söyleyebiliriz. Kafa olarak yoruldu. Olabilir bunlar. Bugün iyi olur, yarın kötü olabilir. Şimdi şu Taylan her maçta Galatasaray'ın aleyhine çalışıyor gibi bir görüntü veriyor. Ama ben iyi niyetinden eminim aslında. Genç çocuk veya Berkan veya diğerleri. Bakın Marko düzeliyor, Nelson toparlanıyor. Herkes rahat bırakılıyor. İşte neden? Abi Galatasaraylı futbolcuları birilerinin hani böyle sürekli taciz etmesinden, onları rahatsız etmesinden kurtarmak lazım. Ve onlara şununla kardeşim aradığı zaman konuşma demek lazım. İşte o en başa döndüğümüz zaman o fotoğraf var ya, o fotoğrafı herkese göstermek lazım. Bu fotoğrafı herkese gösterdiğimiz zaman işin şekli, ki bunlar eski profesyoneller, bunlar hiç rahat bırakmayacaklar çocukları, bu bir. Ama ondan önceki fotoğraf malum arkadaşlar, o fotoğrafı tekrar bir daha göstereyim size. Evet arkadaşlar, bunu gösterelim. Bu üçü bir arada işte bu sevinç gösterisi maç günü, biliyorsunuz. Göt göbek birbirine karışmış olan adam artık bunun Galatasaray'da bir geleceği olmamalı
Derhal Galatasaray'dan bunu aynen Belhanda örneğinde olduğu gibi def edip göndermeli. Aşağıdaki şu kiralık adamı da hemen biletini kesmeli arkadaşlar. Ben bunları söylüyorum. Şu anda Torrent'le Morent'le başkanla uğraşacak zaman değil. El ele verip Galatasaray'ın bundan sonra oynayacağı kalan 12 maçı Avrupa maçlarını keyifle arkadaşlar izliyor olmak lazım. Takip ediyor olmak lazım. Ondan sonrası artık ne gösteriyorsa bu sene zaten şampiyonluk yok. Kasım'da bitti. Kupa yok, Ocak'ta bitti. Kim bitirdi? Malum. Kim bu takımı kadro mühendisliğiyle oluşturdu? O da malum. Peki kim enkaz haline getirdi? O da malum. Kim işe yaramaz diye bir takım futbolcuları abbas etti? O da malum. Daha ne konuşacağız ya? Torrent'in ne suçu günahı var? Babamın oğlu değil ya. Kalır gider. O beni ilgilendirmez. Ama sonuç itibariyle şu anda Torrent'i göndermeye çalışan hainler, puşlar, Galatasaray düşmanları oturun oturduğunuz yerde 3-2'lik galibiyet alayınıza kapak oldu. Alayınıza kapak oldu. Yeter. Defolun gidin. Bırakın Galatasaray'ın yakasını. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. İnşallah yeni sohbetlerde birlikte olacağız. Ama bu sohbetleri de yayalım arkadaşlar. Paylaşalım. Abone olmayı da ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.